Так лоло нас ба. А хабу корвары варя койле тили. Хабрало варя бак. И оя на я тут шабы тепремде. Так на гада чил. Илери я ты. Хабу куйле тили ба. Тебе дяши. Хабрану кадлари. Хабле бикьё так кусум сэнда ба. Trabzon'un en önemli sıkıntısı bence işte deprem sıkıntısı, artık Türkiye'nin her yerinde konuşmamız lazım. Belki birincil olmasa da Trabzon'da da artık hani faylara yakınlık, uzaklık işi özellikle Maraş depremlerinden sonra bizlere gösterdi ki çok da önemli değil. Biz her yerin bir deprem üretebilecek yer olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Onun için mevcut binalarımızın durumunu belirlememiz gerekiyor. Mevcut binaların durumunda Trabzon için en önemli sıkıntılardan biri korozyon. Yani korozyon, demirdeki paslanma. Çünkü bizim bina stoğumuz özellikle rutubetli yerde olduğumuzdan dolayı deniz kenarına kümelenmiş durumda. Korozyonun etkisiyle binalarımızda, demirlerimiz, betonlarımızda çok ciddi sıkıntılar var. Bu tabii binanın taşıyıcı sistemine etkiliyor. Bunların tespit edilip uzman kişiler tarafından projelendirilip güçlendirme yeterli görülmüyorsa yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Korozyon açısından çok daha riskli. Tabii sahil kesiminin bir diğer dezavantajı hani zemin durumu. Alüvyon zemine yakın olduğu için onların o yönden de incelenmesi gerektiğinden dolayı hani sahil kesimi biraz daha riskli durumda diyebiliriz. Korozyon etkisi sadece sahilde olmayabilir. Yani yukarı mahallelere çıktığımızda Trabzon'da oralarda da korozyonun etkisi olduğu görülüyor. Yani onun için işte mevcut binalarımızın durumunu bir şekilde özellikle 2000 yılı ve öncesinden başlamak kaydıyla tespit etmemiz gerekiyor. 2000 yılından sonra yapılanlarda işte temel bohçalama yalıtım sistemi geldi. Yani o konuda çok daha iyiyiz. Ama 2000'den önce bu teknolojiler çok fazla kullanılmadığı için yani 2000 yılını biz milat olarak alıyoruz. En azından birinci aşamayı buradan başlayıp tabii daha sonra işte 2010'lara kadar çıkarılabilir bu inceleme süreci. Maraş depremleri bize artık eski sistemdeki diyelim 2011 sisteminde deprem risk haritası vardı. O 2019'dan itibaren zaten bu harita kalktı. İvme değerleri verilmeye başladı. Ya artık işte Maraş depremleri de bize gösterdi işte Maraş'ta merkezli 110 bin kilometre kare alanı etkileyen bir deprem meydana getirdi. Yani bir Erzincan merkezli bir depremin Trabzon'u da etkileyebileceği aşikar etkileyebiliyor. Büyüklüğüne, ürettiği şiddete ve ivmeye bağlı olarak Trabzon'u da etkileyebilir. Biz bunun için kentimizi afete dirençli hale getirmemiz gerekiyor. 2000 yılı ve öncesinde muhtemelen diyorum yapı envanterinde %60-70 oranında sıkıntılı binalar olabilir. Çünkü yani yapım tekniğinden, hazır beton kullanılmadığından, düz demir olduğundan dolayı zaten bu bir bilinen gerçek. Bugün zaten Türkiye'de her yerde bu konuşuluyor. Yani ben tam net bir rakamı incelemeden vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bu protokolü hayata geçirdiğimizde inceleyeceğiz. İncelince zaten bütün rakamlar ortaya çıkacak. Bizim önemli gördüğümüz nokta vatandaşlarımızın imar haklarının korunarak kentsel dönüşümün yapılması. Diğer türlü olduğu zaman vatandaşımız uzak duruyor. Onunla ilgili işte devletimizin destekleri artıyor. İnşallah daha da arttırarak devam edilir ve bir an önce Trabzon'da da hayata geçiririz kentsel dönüşüm işini.